Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel kahverengi tülbentin kenarında güzel bir sıralı örnek paylaşacağım. Ee, yazmamdan bahsederek başlamak istiyorum. Yazmamın markası Reyyan. Ee, yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ben. Eee Reyyan'ın poşetli eski tür ürünlerinden. Şimdi yeni bir türü çıktı henüz ben onu denemedim ama bu eski türden arkadaşlar. Ee, yakından da göstereyim. Kenarını iki, ikişer zincirle tığladım. Herhangi bir şekilde Reyyan'ı kullananlar biliyorlar zaten. Delinme olmaz. Ee, siz de eğer tığ battı konusunda sıkıntı yaşıyorsanız youtube'un arama kısmına Oya Hanım tığ battı ya da oy Hanım tığlama yazarak e, nasıl yaptığımı, bütün püf noktalarımı paylaştığım videolarımı bulabilirsiniz. E, i̇plerimin numarasını söyleyerek devam edeceğim arkadaşlar. Krem rengi bir ip kullanacağım. Kahverenginin yanında altın başak 911 numarayla devam edeceğim. Bir de e, içinde, numar içinde numarası yok ama bu altın Altınbaşak kahverengi 121 numara arkadaşlar. E, tığımda 20 numara 20 numara bir tığ kullanarak bu oyamı yapacağım inşallah. Hemen başlayalım. Kahverengi üst kısmını yapacağım. Alt kısmı yazmaya yakın olan kısmını krem rengi yapacağım arkadaşlar. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Geliyorum. Tığ battının altından girdim. ipimi tutturdum bu şekilde. Biraz netleştirelim. İpimi tutturduğum yerde bir tane zincir çekiyorum. Burada herhangi bir şekilde daha sonrasında gevşeme olmasın diye. Üstüne küçük bir örümcek yaptım. Yapılışı çok basit arkadaşlar o yanın. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunu yaptıktan sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Geldim. İlk çektiğim zincirimin içine 8 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Böyle. Tutturamadım. Sık mı çektim acaba zinciri dedim ama. Bunu yaptıktan sonra üstüne bu sefer 7 zincir çekeceğim. E, o ilk e, 8 zincirden ilkini ilmek yaptığım için yan tarafta da 7 kaldı aslında. 4, 5, 6, 7 ile devam ediyorum. Birinci de 8, ikinci de 7 ile devam ediyorum. Yine aynı yuvadan gireceğim. Üstüne bir tane sıkıcı zincir çekiyorum. Yine örümcek yapıyorum. Tırbatı da arkadaşlar 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. Bu şekilde yine üstüne bir tane zincirle başlayacağım. Çünkü tekrar örümcek yapacağım için burada e, gevşeme yapar. 2 örümcek üst üste. Yine örümceğimi yaptım. Üstüne 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. 8 zincirimin ilkine giriyorum. Sık iğne yaparak küçük bir böyle kulakçık yapıyorum. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim bu sefer. Yine geldim. Aynı yerden sık iğne ile tutturdum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Yine örümceğimi yapıyorum. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. Şöyle göstereyim. iki tane oldu. Yine üstüne bir tane zincir. Mutlaka bu zincirleri çekin arkadaşlar. Kullanırken daha uzun ömürlü olur o yalnız yoksa gevşiyor çünkü gerçekten. 5, 6, 7, 8 örümceğimi yaptım. 8 zincirimi çektim. Geldim ilk zincirimin altından arasından giriyorum. İpimi buraya tutturdum. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Yine geldim. İlk zincirden aynı yerden tutturuyorum. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Yine örümceğimi yaptım. O yanı yapılışı çok güzel, çok kolay, çabuk ilerliyor. Yine 1 2 3 tane boşluk bıraktım. dördüncüden giriyorum. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Bir örümcek yapıyorum. Örümceğin üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum geldim. İlk zincirimden girdim. Sık iğne yaptım. Üstüne 1 2 3 2 3 4 5 6 7 zincir daha çekiyorum. Yine geldim aynı yuvadan. Tutturuyorum bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra üstüne bir sıkıca zincir ve yine örümcek. Yine 1 2 3 boşluk bırakıyorum. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Zor değil zaten. 1 2 3 boşluk bırakıyorum. 4'üncüden tutturuyorum. Alt çimenim bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu ben birazcık arttıracağım arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok olursa oya o kadar güzel görünüyor bence. Öyle bir iki tane yaptığımızda güzel durmayan oyalar çoğalınca çok güzel oluyor. Hemen bunun yanına birkaç tane daha yapacağım. Sonra üst kısmını göstermek istiyorum. Ben çimen kısmını biraz arttırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Örümcek üzerine gittiği için böyle biraz düzensiz duruyor. Ama şimdi üzeri yapıldığında çok muntazam, çok düzgün duracak. Ee, gösterecek kadar, oyamı gösterecek kadar biraz yaptım. Hemen üst kısmının yapılışına başlayıp devam etmek istiyorum. Kahverengi ipimle önce ilmeğimi oluşturuyorum. Sonra arkadaşlar geldim. İki tane kulakçık yapmıştım. O birinci kulakçıktan ipimi şöyle tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Diğer kulakçıktan geliyorum. 2 i̇ki, iki birazcık böyle uzatarak iki iki çıkıyorum. Bir tane trabzan yaptım buraya. Bir, 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yaptığım tırabzanımın altından girip tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine tutturuyorum yuvadan. Üstüne 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar. Bir kez doluyorum. 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım tırabzanımın önünden 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5.sini yine yuvadan yapıyorum. Böyle küçük bir uzun kirpik yapmış olduk. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Burada arkadaşlar üzerine sıkı bir zincir çekiyorum. sıkı Yine şu iki aralığı dolduracak kadar çok uzun değil. Küçük bir örümcek yapıyorum. Minik. Küçücük şöyle göstereyim elimle. Diğer çimenin ilk kulakçığından ipimi tutturdum. Sonra burada yine bir kere doladım. Burada 2, 2 çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincirimi çektim yuvadan tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim yine yuvadan tutturuyorum üstüne 1 2 3 zincirimi çekiyorum bir kere doladım trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve önünden girip yaptığım trabzanın önünden girip 4 tane sık iğne yapacağım 2 oldu benimki 3 oldu 4 iyi arkadaşlar yuvadan yapıyorum yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim geldim yuvaya tutturuyorum yine üstüne 1 2 3 4 5 zincirimi çektim yine tutturuyorum burada bir tane sıkıcı zincir çekiyorum arkadaşlar önce yapacağım için geçşememesi lazım. Yine küçük bir örümcek yapıyorum burada. Yine bir sonraki çimende ilk kulaktan şöyle giriyorum. Oyam yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hemen bunu da yapalım. Bir kez doladım. Diğer kulaktan geliyorum. 2 2 çıktım. Üstüne hemen 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine kirpiğimi düğümlüyorum üstüne 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım minik bir trabzan yapıyorum çok uzatmadan üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim geri dönüyorum yaptığım trabzanın önünden 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım yine giriyorum 5. de yuvanın içinden 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum burada arkadaşlar. Ve yine küçük bir örümcek yapıyorum. Böyle yine diğer kulakçıktan devam ediyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. 3 kere de üst kısmını tekrar etmiş olduk. Hemen e, diğer kısmı da tamamlayıp göstermek istiyorum size ben hızlı bir şekilde üst kısmını yaptım arkadaşlar. Modelimiz bittiğinde böyle görünüyor. Çok güzel bir model oluyor bence. Hem yapılışı çok kullanışlı hem de bence hiç modası geçmeyen bir model. E, hepimiz sıralı oyaları çok seviyoruz. Sık sık ben bunu hatırlatıyorum. Bu da bence çok güzel ve zarif bir model oldu. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Tüm örneklerimin olduğu gibi bu örneğimin de yakın plan fotoğrafı e, Instagram'da Oyanım sayfamda bulunuyor olacak. Eğer e, yakın plan fotoğraflardan faydalanmak isterseniz beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olarak tüm videolarıma, her gün yayınlamaya çalıştığım videolarıma her gün ulaşabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Hepinizin ellerine sağlık.